İran, Türkiye ve Kırgızistan'a karşı Tacikistan'la anlaşma imzaladı. Bu bağlamda ilk anlaşma kültürel alanda yapılmış olsa bile, ileriki günlerde savunma ve diğer alanlarda anlaşmalar imzalanabilir. İran ile Tacikistan, kültür ve sanat alanında geniş kapsamlı işbirliği anlaşması imzalandı. Anlaşmaya, İran Kültür ve İslami İrşad Bakanı Muhammed Mehdi İsmaili ile Tacikistan Kültür Bakanı Zülfiye Davlatzade imza attı. Tahran'da heyetler arası görüşmenin ardından kameralar karşısına geçen İsmaili ve Davlatzade, iki ülke ilişkilerinin daha geliştirileceğini vurguladı. İran'da Tacikistan Kültür Haftası kapsamında pazartesi gününden itibaren çeşitli etkinlikler düzenlendi. Etkinliklerin açılış töreni için Tacikistan Kültür Bakanı Zülfiye Davlatzade, beraberindeki heyetle birlikte Tahran'a gitti. Davlatzade, ziyaretleri kapsamında İran Kültür ve İslami İrşad Bakanı Muhammed Mehdi İsmaili ile de bir araya geldi. Heyetler arası görüşme yapan iki bakan, kültür ve sanat alanında geniş kapsamlı bir işbirliği anlaşmasına imza attı. İsmaili ve Davlatzade, imzalar atıldıktan sonra ortak basın toplantısı düzenledi. İran ile Tacikistan'ın ortak tarih, kültür ve medeniyete sahip olduğunu belirten İranlı Bakan İsmaili, İranlılar ve Tacikler, ortak bir tarihi paylaştıkları ve birbirlerine sevgi besledikleri için birbirlerini tek bir millet olarak görüyorlar. Bunlardan en önemlisi dil paylaşımıdır. Fars dili ve özellikle ortak edebiyat iki milleti birbirine bağlamıştır. İki ülke arasında özellikle sinema, müzik ve kitap alanlarında kültürel etkileşimlerin genişletilmesi gündemimizdedir. İfadelerini kullandı. İranlı mevkidaşı sonrası söz alan Tacikistan Kültür Bakanı Davlatzade, İran kültürü ve uygarlığının dünyaca ünlü olduğunu ifade etti. Son yıllarda Tahran ile Duşanbe arasında yeni bir sayfa açıldığını belirten Davlatzade, ortak dil ve tarihi değerler, iki ülke milletlerini birbirine bağlar ve karşılıklı kültürel ilişkilerin güçlendirilmesi için temel oluşturur. Umuyorum ki Tacikistan ve İran arasındaki ilişkiler daha da gelişecek dedi. Bir sonraki haberde görüşmek üzere hoşça kalın.